Evet bak sen tüm bu konular hakkında neler söylemek istiyorsun takipçilerimize? Evet, gözlük takmayı hiç unutmayın. Evet arkadaşlar, bir gece boyunca uyumadı, gözüne çapak battı. Vallahi çok geçmiş olsun diyorum. Evet, buraya da fotoğrafını koyuyorum nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar, gerçekten yaparken gece vallahi uyumadım. Çok niye acıyordu? Niye uyumadı? Acır tabii, uyutmaz ki. İşte arkadaşlar vallahi yanıkmış kanka, demir yanık, demir girmiş. Tabii içine batıyor. Biz normalde gözlük takıyorduk, maksat o ara kendi almış. Ya keseyim derken ben aradım bulamadım, neyse gözlüğü de keseyim dedim. onda da olmadı. Bir de gözümüzün önünde çıktı ya gözlük. Aha. Bana yandım. Evet arkadaşlar, vallahi çok dikkatli olun, sessiz olun, maskesiz gözlüksüz iş yapmayın, her yerde koruma ekipmanlarını kullanmaya çalışın. Acele gittik orada doktor mu? Acil işte temizledi suyla, bir şeyle temizledi ama almadı. Damla alamazsın. Ondan sonra baktı, var da bana da dedi, babana da dedi, var bir şey var diyor. Var zaten, onun için getirdik diyor. Ondan sonra annemi arıyor diyor, bir şey yok dedi diyor. Gözünde bir şey yok diyor. Ben babam ne hala. Ya. Devam edeceğiz. Ne oldu? Çayım nerede ya? Ha, burada. Senin çayın mı? Benim çayım diye mi içiyorsun? Seninki içeride. İçeride bıraktım kanka, orada senin çayın dedim ben. Vay arkadaş. Kankam çok şey yapmışsın, çılık yapmışsın. Biliyorum. İnce bir atar mı? He? Ne oldu kızım? Atla buraya. Buraya gel. Atla. Ya ne oldu? Ne oldu? Bufucuk. Bucuk. Bucuruk. İki boy boru aldık ya, gene yetmedi. O köşe kaldı. Kendine geldin mi kanka? Gözüne çapak geldi de, biliyor musun? He, yaktı mı? Ne? Şimdi hastaneye götürdük. Kesme taşından. İçine mi batmış? Sıcak. Oğlum gözlüksüz kullanılmaz gözlüksüz. Ya o bir de bizim fabrikada da hep öyle oluyordu işte. Benim de oldu kaç kere. Sıcakken aldı mı atamıyor orada, kalıyor yapışıyor içinde. Yapışıyor direkt derin içine. Siyahına mı yapışmış? Beyazına tam gözün orta tam gözünle. Berbat yapar. Nasıl burnunu akıtır biliyor musun insanın? İşte sabaha kadar uyumadım, sonra sabah gittik. Acile götürmüş babam. Göz yok ki orada, ne yapacak acil? Göz damlası sıktılar, gönderdiler. Aynen, sadece göz damlası. Şeye götürdük ondan sonra.
Medar hastanesi. Medara gitti. Şey yok mu da? Orada almadılar mı çapa? Alamadım. Alamazlar. Biz onu yapamıyoruz. Ne? Bıdı bıdı bıdı. Ne yapıyorsun sen? Ne? Kim yok dedi. He, babam doktor yoktu. Doktor yoktu. Ya şey daha hafta sonu götürdü ya. Damlatıyoruz dedi. Hafta cumartesi götürdü. Damlattı geldim eve. Yani eve gelince güzel bir şey olmadı. Ondan sonra bir başladı batmaya. Göz kapağını yırtıyor işte daha. O göz kapağını kılcal damarları yırtıyor. Pazartesiye kadar dayanacağım diyor. Ben diyorum. Pazartesiye dayanamam. Pazar günü mü götürdün? Pazar testine kadar. Biz pazar günü gittik lan. Cumartesi günü gittik. Medar da çıkarttı değil mi? Ha, çünkü ya 5 dakikalık operasyon ya. Direkt iğneyle cımbız tuttun mu kankam? Deriyi böyle kastırmadım. Yok, bir şey yapmadı. Sadece iğneyle çıkarttı. Yüteçten bakıyor çıkartıyor. Ya, bizim orada çok sıkı oluyor. 4 kez oldu işte benim. 4 kez gözüme çapak kaçtı. Benim şu sol tarafımda retina yırtılması var. O çok. Taş batağını azalttır ya. Ben yapıyorum da ama ben çok işim varsa böyle. Çok işim. Evet arkadaşlar bitirdim. Benim de sonunda bayağı yorucuydu. Ama böyle tabii kendini kullanmak lazım. Evet bakalım ölçümüzü 266. Eyvah 250. Arkadaşlar elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Zaten bundan üzerine köpük yapacağız. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Güzel bir görüntü alacağız. Güzel bir şekilde uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Yani niye öyle oldu, niye böyle yaptın, niye özenmiyor? Arkadaşlar ben bu işleri ilk defa yapıyorum. Elimden geldiğince de en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Belki dört dörtlük bilmesem bile. Hiç bilmeden, hiç bu işlerin içinde çok yabancı olan bir insan olarak her şeyi yapabileceğimizi sizlere gösteriyorum. Ve sizler de gerçekten hayal ettiğiniz hayat için en güzel şekilde mücadele edin. Her şeyi yapacağınız diye bir şey yok. Ama her şeyi yapabilmek için, öğrenmek için her şeyi Rabbim bize vermiş. İnanın kendinize, her şeyi yapabileceğinize inanın. Gerçekten her şey çok kolay. Hiçbir şey zor değil. O kadar yoğun çalışmama rağmen, o kadar mutluyum, o kadar huzurluyum ki. Yani severek yaptığım işe, hayallerimi, hedeflerimi, ideallerim için çalışmaya. Yani onun için siz de hayatınız için güzel çalışın. Verdiğiniz mücadelenin bir hedefi olsun. Bir hayaliniz için çalışan hayatta her zaman. Başkalarının hayalleri için çalışan basit insanlar da olmayın. Evet, hadi devam edelim.
gideceğiz. Şimdi bütün takımlarımızı topladık. En azından özet geçirmek üzere. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere tezgahımı sökeceğim ve yeni tezgah yenileme yapacağız. Bu kadar emek veriyoruz. Tabii ki bunu da pas geçmeden olmaz. Tezgahımı sökeceğiz. Bu kısmı boş bırakacağız. Bu kısma daha büyük planlarımız var. Tezgahın yarısını iptal edeceğiz. Buradan tam aslında orta kolonundan da ayarlayabiliriz. Veyahut da işte burada birleşim yeri var. Burası yeterli olur. Tam bitiş kısmı. Evet. Yeterli burası bizim için. Buraya kadar bu tezgahı alacağız. İptal edeceğiz. Biliyorsunuz o kısmı şu köşeye alacağım. Güzel bir şekilde. Tezgahımızı daha uzun bir tahtayla daha güzel bir hale getireceğiz. Dört dörtlük elimizden geldiğince güzel bir hale getireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakalım neler yapacağız. Şöyle bir